Bugün 5 Kasım 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleştirilen seçimde genel başkan seçilen Özgür Özel'i kutladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultayda yapılan seçimde mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla değişimcilerin adayı Özgür Özel yarıştı. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. Hiçbir aday genel başkan seçilmek için gerekli olan salt çoğunluğun oyunu alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özgür Özel partinin genel başkanı seçildi. Seçimin ardından CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Milletvekili Ahmet Baran Yazgan sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak yeni genel başkan Özgür Özel'i kutladı. İl Başkanı Samet Kahraman paylaşımında "Umudun adı Cumhuriyet Halk Partisi, yeni genel başkanımız Sayın Özgür Özel'i kutluyor ve iktidar mücadelesinde başarılar diliyorum. Hak, hukuk ve adaletin temsilcisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na partimize ve ülkemize vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Başkan Recep Gürkan ise "Partimizin 8. genel başkanı olarak seçilen Özgür Özel'i kutluyorum" dedi. Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da "Cumhuriyet Halk Partisi kendine yakışır demokratik bir şekilde kurultaydan alnının akıyla çıktı. Halkın sesine kulağını tıkamayan, delegelerimizin oylarıyla seçilen Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i yürekten kutluyorum. Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yıllarını verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Değişeceğiz, yenileneceğiz, başaracağız" ifadelerini kullandı. Trakya'da şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Devasa şimşekler ise korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trakya bölgesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı felç etti. Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına ile birlikte oluşan devasa şimşekler ise vatandaşlara büyük korku yaşattı. Uzun zamandır böyle bir yağmur görmemiştik. Yani çiftçilerimiz için iyi oldu, bizim için pek iyi olmadı. Ama berekettir, yağsın. Islandınız siz de. Bayağı. Yani her taraftan dükkanlar falan sel götürdü. O derece diyebilirim yani. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti. Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle elektrik trafolarında arıza meydana geldi. Edirne şehirler arası otobüs terminali saatlerce elektriksiz kaldı. Edirne'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle elektrik trafolarında da arızalar meydana geldi. Yaşanan arızalardan Edirne şehirler arası otobüs terminali de etkilendi. Araçların farlarıyla aydınlatılmaya çalışılan otogarda elektronik ortamda yapılan bilet kesme işlemi de elle yapıldı. Otogar işletmecilerinden Sinan Altunhan, yağmur yağdığında sık sık böyle problemler yaşandığını ifade etti. Bizim kış sezonumuzda cumartesi pazar kutsal günümüz diyor bizim. Cumartesi pazar hep devam kesiliyor otogarda. Aradığımız zaman da bilgi vermiyoruz bize. Biz de bekliyoruz ya. 3 saat, 4 saat gittiğinde oluyor, 5 saatte gittiğinde oluyor yani. Vatandaşlar da yaşanan soruna çözüm bulunması gerektiğini belirttiler. Yani şu anda mağdurlar yani. Şu an elektrikleri de arıyoruz. Elektrikçiler de açmıyor telefonla. Bu şekilde. Banttan yayın çıkıyor. Aynen.
Cevap veren yok. Direkt kesiyorlar. Kesinlikle. Şuraya bakar mısınız? Kesinlikle. Yolcular birbirini göremiyor. Aynen. Herkes korkuyor. İçeriye kimse girmiyor karanlıktan. Kasım organ bağışı haftası nedeniyle Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan söz konusu organ yetmezlikleri önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumakta olup organ nakli bekleyen hasta sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Değerli halkımızı organ bağışına davet ediyoruz ifadelerine yer verildi. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Organ bağışının önemi konusunda bilgilendirmeler yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Organ bağışı bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının henüz sağlıklıyken uzman hekimlerin kararıyla beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından başka insanlara hayat vermek üzere bağışlanmasıdır. Organ nakli tanım olarak tedavisi olanaklı olmayan hastalıklar nedeniyle görevini yerine getiremeyecek derecede hasar gören, hatta bedene zararlı duruma gelen organların sağlıklı organla değiştirilmesidir. İleri derecede kalp, karaciğer, böbrek ve benzeri yetmezliği olan bazı hastaların tedavileri ancak organ nakliyle mümkün olabilmektedir. Ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan söz konusu organ yetmezlikleri, önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumakta olup, organ nakli bekleyen hasta sayımız gün geçtikçe artmaktadır. 18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir. Organ bağışında bulunan kişilere organ bağışı kartı verilir ve organ bağışı kartını alan kişinin bağış kartını üzerinde taşıması ve aile bireylerini haberdar etmesi çok önemlidir. Ülkemiz organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. En önemli sorunumuzsa kadavra bağışı oranındaki yetersizliktir. 2022 verilerine göre bugüne kadar canlıdan yapılan nakil sayısı tüm nakillerin %80 iken kadavra nakiller sadece %20'dir. İlimizde yaptığımız çalışmalarda okul eğitimlerimiz, kurduğumuz standlarla birlikte insanların bilinç düzeyini artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak, tüm kesimlerin konuya ilgisini artırmaktır. Ülkemizde binlerce hasta organ beklerken ölümle yaşam arasındaki hayata umutla tutunmaya çalışmaktadır. Organ bağışı konusunda toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. İlimizde bugüne kadar hayatlarını kaybeden, organlarını bağışlayan vatandaşları rahmetle anarken, ailelerine de yaptıkları bu ulvi görevden dolayı minnetlerimizi sunuyoruz. Değerli halkımızı organ bağışına davet ediyoruz. Yaz mevsiminde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle Tunca Nehri kuruma noktasına geldi. Ülke genelinde yaz boyunca etkili olan hava sıcaklıkları Edirne'deki nehir debilerinde olumsuz yönde etkiledi. Tunca Nehri de kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi ve debisi dip seviyeye düştü. Nehrin yüzeyi sazlık ve çöplerle kaplanırken vatandaşlar Tunca Nehri'ndeki görüntüden dolayı endişeli olduklarını ifade ettiler. Gördüğümüz gibi şu an Tunca Nehri kan alıyor. 4 metrelik su seviyesinden 60 santime kadar düştü. Nehrimizde ciddi anlamda kuraklık var. Edirne halkı olarak şu anda endişeliyiz bu durumdan. Şu an nehrimizde kayık yürüyemiyor. Adacıklar ortaya çıkmış. Ağaç sapları, insanlarımız da çöpünü buralara atmaktadır. Yağmur mevsimine geldiğimiz halde yağmurların düşmemesi nedeniyle Tunca Nehri'miz hemen hemen tamamen kurumuş vaziyettedir. Adacıklar, odun parçaları, ördekler bile kendilerine su bulamamaktadırlar. Eskiden böyle değildi. 2 metre, 2,5 metre su varken şu anda nehrimizde 60 santim, 70 santim su bulunmaktadır. 30-40 sene önce bu kadar olmamıştı ama bu aylarda olmamıştı. Yani yaz ayında olmuştu. Fakat şu durumda yani nehrimiz işler acısıdır. Balıklarımız dahi ölüyor, karaya vuruyor. Kayık yürüyemez oldu. Yani bu tarif edilemeyecek bir şey yani.
2023-2024 okul sporları Handball Genç A Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Turnuvada Edirne Kırkpınar Spor Lisesi birinci oldu. Edirne'de okul sporları müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Okul sporları faaliyet programında bulunan handbol genç kızlar karşılaşmaları da heyecan dolu anlara sahne oldu. Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Edirne Kırkpınar Spor Lisesi 1. Keşan Lisesi 2. ve Selimiye Mesleki ve Teknik Lisesi de 3. oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları handbol gözlemcisi Hakan Akkol, handbol gözlemcisi Ahmet Yazıcı ve handbol il temsilcisi Coşkun Doğan tarafından takdim edildi. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Büyükdörlük ve Korucu köylerindeki ilkokulların bahçelerine sahipsiz hayvanlar için mama standı kuruldu. Jandarma ekipleri öğrencilerle beraber sahipsiz sokak hayvanlarını besleyerek çocuklara hayvan sevgisi aşıladı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklara yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği, çevre koruma timi ve köpek unsuru tarafından Büyükdörlük ve Korucu köylerindeki ilkokulların bahçelerine sahipsiz hayvanlar için mama standı kuruldu. Çocuklarla beraber sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen jandarma ekipleri çocuklara jandarma ve hayvan sevgisi temalı boyama kitabı hediye etti. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 26 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Şükrüpaşa Mahallesi, Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi'ndeki Derdiman Eczanesi, Londra Asfaltı'nın 35'teki Aytaç Eczanesi. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.